Selamlar arkadaşlar, Apple yeni bir etkinlik gerçekleştirdi. Yeni MacBook'larını tanıttı. Ee, şimdi gelin beraber şu yeni MacBook'lara bir bakalım. Fiyatı nedir, özellikleri nedir? Acaba bizim kullanmamız için, özellikle tasarımcılar olarak bizim kullanmamız için elverişli mi şu anda fiyat performans açısından? Beraber kısaca bakalım birlikte. Şimdi en başta Apple hangi cihazlarını yeniledi onlara bir bakalım. MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini 3 tane cihazı var şu anda yenilemiş olduğu. Bizi burada en çok ilgilendiren açıkçası Macbook Pro. Macbook Air'da tasarım için kullanan arkadaşlar veya fotoğrafçılar var. Fakat ben Macbook Pro'nun bizim için daha önemli olduğunu, daha uzun vadeli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videoda sadece MacBook Pro üzerine gidelim. Şimdi bu etkinlikte bize en çok söylenen şey, en çok hani işte göze batırılan nokta işlemci konusu. Çünkü artık Apple kendi işlemcilerini üretiyor, kendi işlemci teknolojisini üretiyor, ARM teknolojisini ve şu anda da M1 çipi denilen bir çip kullanıyor kendi oluşturmuş olduğu cihazlarda. Şurada görüyorsunuz zaten 17 Kasım'da sizlerle diyor. Artık Apple Store'lardan vesaire 17 Kasım'da inceleyebileceğiz diye düşünüyorum. Ben bir Apple Store'a giderim olmazsa bir video çekerim. Siz Size de paylaşmaya çalışırım. Eğer çekebilirsem izin verirlerse tabi. Ekrandan şu 13 inç Macbook Pro'ya gelelim ve daha fazla bilgi diyelim. Şöyle detayları birlikte görelim. Burada söylemiş olduğum gibi en çok vurgu yapılan nokta M1 çip konusu. Kendi üretmiş olduğu 8 çekirdekli işlemciler var şu andaki Macbook Pro'lardan. Başlangıç fiyatı da 14.299 arkadaşlar. Fakat kendiniz bunu arttırarak tabii ki başlangıç fiyatı arttırarak daha da üst seviyelere çıkacağız. Bakalım nereye kadar çıkacak? Asıl merak ettiğim konu o. 14299'dan başlıyor, nerelere kadar uzanıyor? En bir küçücük bir çip, kocaman bir adım. Açıkçası yeni sloganları sevmedim. Beni hiç böyle şey yapmadı, heyecanlandırmadı. Ama animasyonlar, sitenin yapısı falan muazzam zaten. Apple'ın bu konudaki sunumları vesaire mükemmel. 8 çekirdekli CPU, tam çip, ileri diye <laughs> yine Şahane bir slogan. Şuradan Chipün ya daha doğrusu CPU'nun performansına bakabiliyoruz. Şurada detayları yazıyor CPU ile ilgili performans olarak. Mesela burada performansları gösteriyor. Xcode 2.8 kat önceki sürümlere göre daha hızlı diyor, daha güçlü. Final Cut Pro'da 2.8 kat daha iyi performans veriyor. Affinity Photo ve Affinity Photo'da 2 kat, Logic Pro'da da 1.8 kat. İddiası bu. Önceki sürümleri de şu anda altta gördüğünüz gibi önceki sürüm performansını ve yeni sürüm performansını görebiliyoruz. Yani zaten Apple cihazlar, Macbook Pro cihazlar yani bu konularda zaten iyi performanslar veriyordu. Şimdi bu performansı daha da ileriye taşımışlar. Aslında bizim performansla ilgili sıkıntımız yok. Daha çok fiyata takılıyoruz. Türkiye'de olduğumuz için. Bunu aslında Apple'ın yapabileceği bir şey yok yani. Şimdi gelelim bir de ekran kartına yani e, GPU'ya. GPU'ya baktığımız zaman da yine şöyle bir çalıştıralım. Apple artık şunu da iddia ediyor. Artık ben oyunda da oynatabileceğim diyor. Ve bu konuda da hani birazcık rekabete girmeye çalışıyor. Yine Final Cut Pro ile ilgili 5.9 kat ekran kartı tarafında da GPU tarafında da iyi şeyler yaptığını söylüyor. Gayet güzel bir oran. Unity Editor'da 3.5 kat. Şunu ben herhalde kullanmadığım için bunu bilmiyorum ama herhalde bir 3D programı yine bakacağım bir ben araştıracağım bunu da. Şu Shadow of the Tomb Raider'da bir oyun. Oyunda da 2.9 kat daha iyi performans verdiğini söylüyor. Dediğim gibi oyunlarda da artık performans veren cihazlar haline gelmeye çalışıyor. Aynı zamanda da yeni işletim sistemi işte macOS Big Sur ya da Sur ya da Sar denen işte bunu bir şey yapmak lazım. O konuşu nasıl diye bunun. Burada da kendi işletim sistemiyle ilgili yeni yaptığı geliştirmelerden bahsediyor. Yani kısacası baktığımız zaman MacBook Pro yine bizim işimizi görecek. Çünkü işlemci tasarımcılar için en önemli konu işlemci ve ekran kartıdır. Yani CPU ve GPU'dur arkadaşlar. Bu konularda zaten Apple'ın performansı, MacBook Pro'ların performansı zaten iyiydi. Şimdi daha da iyi noktaya gelmiş. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ben aşağıya doğru ilerliyorum. Bir de bu ekran var. Tamam bu da bizim için önemli. Parlaklık konusu. 500 nit parlaklık. %25 sRGB'ye göre %25 daha fazla renk. Bu da renk doygunluğunu %25 daha da arttırdığını gösteriyor bize sRGB modunda. Bu da iyi bir geliştirme. Bir de ortam ışığına uyum sağlayan ekran görünümü. Karanlıktayken ona göre uyum sağlıyor. Aydınlıktayken ya da işte dışarıdayken ona göre uyum sağlıyor. Kendini ayarlayabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Zaten Apple'ın böyle, so böyle konularda pek problemi yoktu. Kamera ve mikrofonla ilgili yapılan geliştirmeler var o konuyu da test etmeden bir şey söylemek pek mümkün değil. Bunlar yani alınıp denenmesi gerekiyor. Bu konuları da geçiyorum. Çok daha fazla uzatmadan işte Wi-Fi geliştirmeleri vesaire. Şarj konusu bu arada 20 saat deniyor. 20 saat gerçekten iyi bir rakam arkadaşlar. Şimdi gelelim bir tane MacBook Pro satın alma ekranına. Burada gördüğünüz gibi MacBook Air'ın en alt başlangıç fiyatı 10.999, ee, MacBook Pro 13 inç'in başlangıç fiyatı 14.299. 16 inç MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı da 24.999. Fiyatlar bu şekilde belirlenmiş. Benim burada ortalamadan gidelim. İlk öncelikle 13 inç MacBook Pro'ya bakalım sonra 16 inç MacBook Pro'ya bakalım. SAS'ı alı seçiyorum. Ve ardından karşıma gelen ekranda 13 inç seçili. Aşağıya doğru baktığım zaman da uzay gri'si ve normal gümüş standart rengi var Macbook Pro'nun. Aşağıya doğru baktığımız zaman 8 çekirdekli GPU ve CPU aynı zamanda da 256 SSD diyor. Bu seçeneklerle aldığımız zaman 14299 alıyoruz. Buradan özellikleri arttıralım. Artırılabilir özellik burada 16 GB birleşik bellek onu seçelim artı 2200 TL'ye geldi. SSD'yi de zaten 256 SSD almanın bir mantığı yok. Onu biz 2 TB yapalım. En üst paramız çok. En üst seviyeyi alacağız biz. E, bu programlar konusunda programları geçiyorum. Bunlar yazılım olduğu için bunları atlayabiliriz. Şu andaki bize Apple'ın Türkiye sitesinde görünen rakam 25.299 TL. 13 inç bir MacBook Pro'yu, MacBook Pro 2021 versiyonu bir cihazı Full kapasiteli aldığımız zaman 2500 pardon 25299 TL'ye geliyor. Bu fiyat zaten bizim için gerçekten abart yani abartı demeyeyim de bizim için gerçekten yüksek bir fiyat. Bu yurt dışında tabii ki kendi Amerika'dan satın almaya kalksanız daha da ucuz bir fiyata gelecek tabii ki. Şimdi gelelim bir de 16 inçin fiyatına bakalım. 16 inç bakalım. Onda nasıl bir fiyat çıkacak? Evet başlangıç fiyatı Sol kısımdaki 2.6 GHz 6 çekirdekli işlemci 512 depolama kapasitesiyle AMD Rodeon Pro hmm. 5300M ile birlikte 24.999 TL. Şimdi bunu bir arttıralım o zaman. Yine Intel işlemcili 8 çekirdekli bir işlemci seçiyorum. 64 GB bellek olsun. Ekran kartını da 8 GB olarak seçiyorum. SSD'yi yine en üst seviye seçiyorum ve çıkan fiyat 72.299 TL arkadaşlar yani bu artık fiyat çıktı uzaya yani bildiğin SpaceX oldu şu anda 16 inçteki işlemciler Intel işlemci üzerinden devam ediyor o zaman Evet görmüş olduğunuz gibi fiyatlar yine bizi güldürmedi maalesef Keşke güldürseydi <laughs> cihazları yenileyebilseydik profesyonel olarak yaptığınız zaman aslında bu işi 14.000 yine verilebilir ama bir test etmek denemek gerek mutlaka. Başlangıç seviyeleri için biraz pahalı olabilir ama ileri seviyeler için gerçekten yine alınabilir. Özellikle globale çalışıyorsanız alınabilir cihazlar aslında. Neyse çok daha fazla uzatmadan belki ileride deneme şansım olursa 17 Kasım'dan sonra ayrıca bir deneyip videosunu da size hazırlamaya çalışırım arkadaşlar. Bu arada kanalda hazırlamış olduğum diğer videoları da video sonundan giderek izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.